Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam incir çekirdeğinde yine çok ilgi çeken bir konuyu konuşacağız. Daha önce de defalarca paylaştım ki çok beğendiğim bir çalışma. Kronik yayınlarından çıkan Montgomery kitabını konuşacağız. Sayın Ali Kaan Cerit ile Montgomery'nin askeri faaliyetlerini özellikle değerlendireceğiz. Sorusu olan arkadaşlar da yorum kısmını ekleyebilirler. Hemen Ali Kaan Bey'i davet edeceğim. Dediğim gibi sorunuz varsa da merakla bekliyor olacağım. Özellikle biz daha önce Sayın Barbaros Uzunköprü ile Rommel kitabı üzerine konuşmuştuk. Tabii Rommel'i konuşunca da ister istemez sık sık da Montgomery'i de andık. Nihayetinde çok istediğim bir söyleşiydi. Nam-ı diğer Monty'yi de konuşmak bugüne nasip oldu artık. Sayın Ali Kaan Bey de sağ olsun ricamı kırmadı, kabul etti. Tüm yoğunluğuna rağmen söyleşi yapmayı kabul etti. O yüzden de çok bekletmeden hemen davet edeceğim kendisini. Şu şekilde bir dakika. Almayan, okumayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum şu şekilde. Ha, merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba herkese. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Uzun zamandır yapmak istediğim bir söyleşiydi aslında Montgomery. O yüzden biraz giriş yapayım dedim ama çok heyecanlanınca hemen bağlıverdim. Estağfurullah. Artık o işin profesyoneline bıraktım. Biz Estağfurullah. Barbaros Bey'le de daha önce Rommel'i konuşmuştuk. Tabii Rommel deyince ister istemez sık sık da kulağını çınlattık Monty'nin. O yüzden de gerçekten hem öğrencilerimin hem de benim sabırsızlıkla beklediğim bir kitap ve söyleşiydi. Çok teşekkür ederim kabul Ben ettiğiniz için. teşekkür ederim ilginiz için. Yani her zaman, her zaman. Ben yani çok mutlu oldum sizden böyle bir teklif aldığım zaman. Umarım çok da faydalı olur yani bu söyleşi. Kesinlikle ona hiçbir şüphemiz yok. Hatta öğrencilerimden bazıları da, hocam işte Ali Kaan Bey'in başka çevirileri de var. Onu ne zaman yapacaksınız falan diye dedim, durun. Yani önce bir Monty'yi konuşalım, biz ona da sıra gelir dedim. Arkadaşlar yorum kısmına da soruları varsa ekleyebilirler. Biz mümkün mertebe geniş tuttuk konuyu aslında ama yine de merak edilen bir konu varsa Tabii ki. yazabilirler. Başlayalım mı Tabii. isterseniz? Aslında bana kalsa ben hemen D-Day ve Market Garden'ı sorarım. Ama çünkü şu anda Kardeşler takımını okuyorum. İster istemez tabii merak da ediliyor. Bir de dizisi var. Siz de Evet. izlemişsinizdir Evet. belki. Şimdi hem diziyi izleyip hem de kitabı okuyunca, bir de İlkin Hoca'nın da İkinci Dünya Savaşı kitaplarını ilgiyle takip ediyorum. Dolayısıyla da ben D-Day'i ve tabii Market Garden'ı daha çok merak ediyorum ama bir Afrika Safahatı var. Evet. Daha öncesi var. O yüzden isterseniz kronolojik gidelim. Tabii, nasıl isterseniz. O zaman direkt İkinci Dünya Savaşı ile başlayalım o zaman. Yani genellikle çünkü en çok Montgomery denince akla gelen kısım orası. En çok da ilgi çeken yer orası. Yani çok kısa bir girizgah yapacağım oraya. Şimdi Montgomery hani biraz şu an burası tarih anlatıyormuş gibi olacak yani ders anlatıyormuş gibi. İlk önce Dunkirk ricatından önce o bölgedeki Alman güçlerine karşı savunma amacıyla Montgomery aslında oraya gönderiliyor. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir tümenin komutanlığı var kendisinde. Sonrasında gayet uygun ve düzgün bir şekilde ricatı başarıyla gerçekleştirdikten sonrasında kendisi de böyle bir parlamaya başlıyor. Yani sonuçta orada Almanların çok hızlı bir ilerleyişleri var. Bilhassa yani Fransızlar ve İngilizler çok hazırlıksız yakalanıyorlar. Yani o Ardenler'den aşıp gelmelerini Almanların. O karmaşada, o hengamenin içerisinde yani hani başarılı bir şekilde ricatı tamamlamak şey açısından da önem taşıyordu. Derken işte bu başarı Montgomery'ye şeyi açtı. Kuzey Afrika'nın kapılarını açtı diyeyim. 8. Ordu'nun komutanlığına atanıyor. Sonrasında 8. Ordu da meşhur Kuzey Afrika'da Rommel'le kapışan ordu. Orada başarılı bir gayet şey yapıyor. Yani hani aslında şöyle söyleyeyim. Yani Montgomery oraya gittiği zaman İngiliz ordusunun çok darmadağın olduğunu fark ediyor. Askerler yani talim terbiyeden uzak, teçhizat bakımından eksik ya da en azından kaliteli teçhizata sahip değil.
Ve bir de Rommel kompleksine kapılmış durumdalar. Çünkü yani karşılarında bir Rommel var ve Rommel kıtaya çıktıktan sonrasında hani çok amiyane tabirle hani yer misin yemez misin deyip böyle sağlı solu dövüyor bunları. Öyle olunca Montgomery'nin tabii işi zor. Hemen hızlıca şeyi toparlıyor. Askerleri toparlıyor. Diyor ki arkadaşlar biz buraya yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şu Rommel'den bir kurtulun. İşte bizzat teşkilleri ziyaret ediyor vesaire derken sonrasında zaten Alamayfa ve en önemlisi ikinci El Alamein Muharebesi gerçekleşiyor. Orada da işte hem şeyin İngilizlerin Suez'den Süveyş'ten gelen şeyle yoğun ikmaliyle hem de Rommel'in ikmal yetersizliğiyle orada bir tahterevalli misali bir manevra muharebesi gerçekleşiyor yani gitgeller vesaire. En son Rommel kumar oynuyor. Ya hadi bunu yani şimdi vurduk sonra ters yapıyor bu kumar. Oradan da Montgomery iyice kendini parlatıyor ve yani şeydeki bidası da en son Fas ve Tunus'a müttefiklerin meşale hareketiyle çıkmasıyla birlikte diyor ki ya burada bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı deyip çekiliyor oradan Rommel. Bu da tabii şey Montgomery'yi parlatıyor derken Montgomery kendisini bir anda D-Day'de buluyor diyeyim. Bir de şöyle çok sık okuyanlar da biliyor. Şöyle fotoğrafları evet. Var. Şapkası çok dikkat çekiyor. Hatta onunla özdeşleşmiş galiba. Evet. O da çok ilginç. Hep fotoğraflarda bir armalar da var üzerinde. Evet. Özellikle taktığını söyleyenler evet. Var. Yani bir simge olsun, bir moral versin diye. Doğru mu acaba? Doğru. Yani Montgomery kendisini diğer generallerden ve subaylardan ayırmak isteyen bir general aslında. Yani bilhassa askerlerinin gözünde. Şu an mesela siz bile aradan kaç sene geçmiş ya bu şeyin kepin olayı nedir diye soruyorsunuz mesela. Bu tamamen kendisini hani ön plana çıkarması adına yaptığı bir şey. Yani pantolonundan üstündeki gömleğine kadar aslında hiç de yani olması gerektiği gibi giyinmeyen bir adam. Yani birisi bir yerden birisi bir yerden farklı farklı şeyler. Şeydeki brövelerde, kepteki brövelerde Montgomery'nin kendi emri altındaki orduların aslında breveleri, onların sembolleri. Yani oradan bir yandan da kendi askerlerine bir moral vermiş oluyor. Teşekkür ederiz açıklama için. Tabii şimdi Rommel de Alman basınında çok böyle giyinişiyle, işte o fiziki görünüşüyle, o Alman profiline uyan bir tipi olduğu için çok dikkat çekiyor. Ama bir yandan da montuyla da ister istemez kıyaslıyoruz. Yani evet. O ise dediğiniz gibi daha pejmürde. Hatta şey diyor bazı İngiliz yazarlar, yani hani fiziki görünüşü çok böyle salaştı. Yani evet. Bir komutan ya da bir mareşal havası yoktu. Hani o asilliği taşımıyordu ve hatta şey de yani çok pasif biri gibi görülüyordu diyorlar aslında. Evet, doğru. Bu da sizin dediklerinizi galiba onaylıyor hocam, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Ya zaten yani şey ben hep şöyle düşünüyorum Montgomery hakkında. Üzerinden üniformasını alıp herhangi biri böyle gömlek bir kazak falan giydirseniz hani o meşhur İngiliz köylü imajı vardır ya, elinde bastonuyla öyle bir adam aslında Montgomery. Çok da göze batmayan, kendi halinde silikli bir tip. Zaten ömrü boyunca da yani bu silikliğinden dolayı çocukluğundan artık ölümüne kadar. Gerçi şeyden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu pek de mümkün olmuyor ama. Yani bunun şeyini yaşıyor. Yani sürekli peşinden geliyor bu silikliği diyeyim yani. Yoksa sıska, cılız, hatta sesini de fareye benzeten insanlar var. Evet, böyle öyle benzetmeler de var. Hani çok çirkin de yani çirkin de bir benzetme aslında. Evet hocam. Yani şey çok karizmatik bir profil yok ama evet. Tabii ünleniyor. Yani yine onu konuşuruz. İngiliz ve özellikle Amerikan kamuoyunda da ilgi çekiyor. Bir de sesinizin az geldiğini yazmış bir arkadaş. Mikrofonu biraz yaklaştırabilir miyiz? Şu an nasıl? Bu benim normal telefon konuşmalarımda bana çok iyi geliyor. Yani sesinizi alıyorum ama bir arkadaş az geliyor. Belki interneti zayıf, o da olabilir. Bazen internet zayıf olunca tabii. Da olabiliyor. Yine arkadaşlar yazarsa yardımcı olmaya çalışırız. Peki o zaman normal diye ben geçmek istiyorum ama sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa tabii yok, konuşabiliriz. Yani Afrika çölleri geçebiliriz benim için. Daha şey geçiyor. Yani Afrika çölleriyle alakalı askeri kariyeri daha hızlı geçiyor. Yani belgesellerde, filmlerde ama normal diye deyince tabii işin rengi değişiyor. Evet. Normal diye harekatına uzanan safahat nasıl oldu peki hocam? Şeyin Montu'nun şeydeki Afrika'daki zaferden sonrasında yani şimdi Montgomery şöyle bir adam. Böyle Patton gibi mesela hani
kumarbaz ya da atılgan falan bir adam değil. Yani kendisi hep şeye inanıyor. Gerekli zaman ve planlama için hani yetki verilirse kazanamayacağı hiçbir savaşın olmadığını söylüyor Monty. Hal böyle olunca şeyden sonrasında bu Kuzey Afrika'dan sonra Churchill kendisine şeyi gösteriyor. Neydi onun adı? Bu işgal planını gösteriyor. Normandiya çıkarmasının planını. Diyor ki Montgomery ya bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani hani bunun üzerine biraz daha çalışmamız lazım. Derken sonrasında işte çalışıyorlar vesaire ve zaten Eisenhower'la da güzel bir ilişkileri var. Eisenhower o sırada Müttefik Sefer Kuvvetleri Yüksek Komutanı. Yani başkomutan. Bu esnada Montgomery de şeye atanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanıyor. Orada işte planlamasını yapıyor geniş geniş ve sonrasında zaten şeyler çıkarmalar başlıyor. Yani bilhassa da şey tabii burada Montgomery'nin yani Amerikan generallerden ziyade niye Monty diye soracak olursak aslında savaşın başat aktörlerinden işte Almanya, Sovyetler Birliği ki Sovyetler daha sonra dahil olacak. Yani Batı'da Fransa ve İngiltere var. Şimdi İngiltere'nin de yani o savaşta o ağırlığını koruması da gerekiyor bir yandan. Ondan dolayı hem işte politik arka tarafta siyasi bazı girişimler şeyle falan derken Montgomery de tabii kendisini ispatlayınca çöllerde tamam diyorlar. İşte Eisenhower'la olan güzel ilişkisi de yani bu konuda hani destek oluyor. Derken kendisini bir anda şeyde masa başında D-Day'i planlarken buluyor Monty. Evet. D-Day safahatı da istediği gibi gidiyor aslında. Tabii kayıplar oluyor. Hı-hı. Yani Omaha, Utah'tı galiba sahillerinde. Yani çok kayıplar veriliyor. İngilizler gerçi daha çok Swart Jun taraflarına çıkartma evet. yapıyor. Benim dediğim yerler Amerikalılar yapıyor ama kayıplar verilse de nihayetinde başarılı Hı-hı. olarak görülüyor. Tabii beraberinde bir de galiba Haziran'da Normandiya, Eylül-Ekim gibi de Market Garden başlıyor o zaman. Market Garden operasyonunu nasıl değerlendireceğiz? Yani çok eleştiriliyor aslında. Evet. Hatta izlediğim bir filmde model var orada. Yani onları bekleyen ekibin başında bu 101. Piyade Alayı'nı bekleyen Alman komutan Model diyor ki işte izlediğim filmde ya ben diyor olsam diyor Patton'ı tercih ederdim rakip olarak diyor. Hı-hı. Ama diyor umarım diyor Montgomery'yi gönderirler de diyor işimiz kolaylaşır diyor. Yani oraya bir replik koymuşlar evet. mesela. Yani iyi komutan Patton'dır ama umarım Montgomery'yi gönderirler diyor. Böyle bir replik geçiyor. Yani böyle bir bakış açısı da var. Hı-hı. Hatta film ve belgesellerde biz bunu Kardeşler Takımı dizisinde de fark ettim. Yani bir askerler, Amerikalı askerler bir tepki gösteriyor. Montgomery mi niye Patton değil gibi. Evet. Çünkü Patton'un da bir harekatı var ama bir yandan da Market Garden için teçhizat ve şey ayırmak gerekiyor. Hı-hı. Yani asker sevk etmek gerekiyor. Ne bileyim erzak, yiyecek, içecek, silah vesaire. Patton'u durdurmak gerekiyor. Hı-hı. Adam belki ilerleyecek, temizleyecek orayı. Böyle olunca Patton duruyor. Montgomery'ye bütün teçhizat sevk ediliyor. Nasıl değerlendireceğiz Market Garden'ı? Genelde eleştirilmiş ama siz ne diyeceksiniz? Yani, o bizim için daha önemli. Yani bence Market Garden tam bir fiyasko. Yani bu da tamamen yine Montgomery'den kaynaklı. Yani Montgomery'nin askeri kariyerinde yaptığı en büyük hata Market Garden. Yani bunun da sebebi şu. Çok pardon. Şeyden sonrasında yani Alman Batı ordusunun çökmesinden sonra Normandiya çıkarmalarının ardından Monty kendi orada zaferiyle bir sarhoşluk yaşıyor. Ve hep de hayali o Ruhr havzasına ilk giren general olmak. Şimdi Batı ordusu çöküp de işte müttefikler çok hızlı bir şekilde ilerleyince Fransa içlerine kadar ve hatta sonrasında şey sınırına kadar gidiyorlar işte Alman sınırına kadar dayanıyorlar. Yani Monty sürekli diyor ki ya ben tamam güzel şey gayet iyi gidiyoruz. Bu bütün bu başarında müsebbibi benim. Yani benim sayemde oldu bunlar. Almanların knockout darbesini de ben indirmeliyim diyor. O yüzden sürekli o Market Garden biraz da aceleye geliyor. Tabii o dönemde şeyle diğer yani Eisenhower'la da arası açılıyor. Patton ve diğer işte Omer Bradley gibi işte üst düzey Amerikan subaylarla komutanlarla da arası açılıyor. Bu da işte tamamen dediğim gibi az önce o D-Day çıkarmalarını yani Overlord harekatının başarısını da tamamen kendisine
mal etmesinden kaynaklı. Bir de tabii öncesinde şey zamanı çıkarmalardan sonraki süreçte Montgomery çok ihtiyatlı davranıyor. Kendisi zaten aşırı ihtiyatlı bir general. Yani onun gözünde gereksiz görüyor bazı zayiatları ve bunun önüne geçmek için de hani yani ne kadar biz plan yaparsak ya da ne kadar işte uygun zamanı beklersek o kadar iyi düşüncesi var. Orada çıkarma sonrası bazı konulardaki aşırı ihtiyatlılığı tabii sonrasında diğer generallerle arasında açılmasına sebep oluyor. Ve şey kamuoyunda da bilhassa işte müttefik kamuoyu diyeyim ben. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri ön planda. Montgomery'ye karşı bir şey başlıyor. Nasıl diyeyim? Bir hoşnutsuzluk başlıyor. Montgomery de şimdi büyük bir adam, özgüveni çok yüksek ve kendisinden daha da büyük bir egosu var. Bu egoya halel gelmesini istemediği için yani diyor ki biz hani ben bir an önce bunu gerçekleştireyim, buradan işte knockout'ı şey yapalım. Ondan sonrasında hani ben de adımı parlatayım, bütün bu tartışmalar da bitsin, savaşı da bir an önce bitirelim diyorlar. Çünkü zaten o şeyde hızlı ilerleme sırasında yani Alman Batı ordusunun parçalanmasından ötürü askerler arasında da savaşın çabuk biteceği hissiyatı hakim. Yani bu tabii şeylere de, generallere de sirayet etmiş durumda. Sonrasında tabii biraz da şeye yani şanssızlık da var işin içinde. Tamamen hani evet bir fiyasko ama her şeyde Monty'ye eksi yazmamak lazım. Bilhassa şeyde Arnhem'e vesaire inen işte hava indirme harekatında indirilen paraşütçüler vesaire, yani tamamen SS tümeninin üstüne iniyor mesela. Orada evet, tam da bir soru dinleniyorlar geldi yani. Hocam. Ha, Evet, bir arkadaş tam da bu konuda soru yazdı. Şimdi dedi ki Market Garden harekatında müttefikler SS Berlin'in üzerine atlamayı nasıl başardılar? Oysa hava hakimiyeti komple müttefiklerdeydi diye tam üzerine bir soru geldi. Bu Çok, noktada cevap verebiliriz çok çok galiba. İyi denk gelmiş. Yani bu başarı dediğim gibi tamamen şeyin planlamanın acele olmasından kaynaklı. Ve hayati köprüleri ve köprü başlarını hızlıca tutmak istiyor müttefikler. Tabii işte şöyle bir sıkıntı oluyor. Almanlar ricat sırasında bütün köprüleri patlatmışlar. Ve belli başlı köprüler ayakta. Bu da işte Arnhem'dekiler bunlardan bir tanesi. Hal böyle olunca çalışır vaziyetteki köprüleri hani bir an önce bunları biz almalıyız ki karşıya geçebilelim. Yoksa diğer türlü çok vakit kaybedeceğiz ki zaten hani planlanan taarruz şeylerinin aşamalarının çok gerisinde kalıyorlar. Yavaşlıktan dolayı, yavaşlatılmalarından ötürü. Orada da SS birliğinin bulunması tamamen şans yani. Hani yani Almanlar için şans, şeyler için, müttefikler için talihsizlik. O şekilde öyle bir tatsız bir olay oluyor şeyler adına. Bilhassa paraşütçüler adına yani. Geçen hocam bir film izlemiştim. 1977 yapım. Uzaktaki köprü diye, yani Türkçesi bu şekildeydi. Eren'i kurtarmak gibi kült filmlerden bir tanesi. Yani çok izlenen filmlerden bir tanesi. Orada şey de değiniyor. Yani istihbarat geliyor aslında. Yani Alman tankları var diye ama önemsemiyorlar. Böyle Evet. Durumlar da var galiba. Evet. Yani işte o artık tamamen şey. Bir an önce İletişim zaferi kazanma. kopukluğu da var. Ya iletişim kopukluğu evet var. Hani yani müttefikler nasıl diyeyim yani %100 bir iletişim seviyesine sahip değiller. Genellikle yani hani %70-80 bandında ve o geri kalan %20'lik kısım tamamen komutanların becerisine kalmış bir şekilde. Yani şöyle düşünün, ben size diyorum ki ya işte Melih Hanım birliklerinizi alın şurada buluşacağız. Siz tamam diyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Ben de orada buluşmak üzere ben de yola çıkıyorum ama o sırada haberleşmemiz mesela anlık değil. Belki saatlik, belki işte düşman mukavemetine göre 6 saatte bir vesaire. Yani hani o dönemin koşulları bu şekilde zaten. Yani sadece bu müttefiklere özgü de bir şey değil. Ama temelde bu biraz rehavet. Müttefiklerin kapıldığı rehavet. Biraz da bir an önce işi bitirme çabası yani. Ondan dolayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tabii Montgomery deyince aslında cevap verdiniz ama yine de ben yazmıştım, o yüzden de sormak tabii, istiyorum. Tabii Patton'ı soracağız. Yani hani Patton ve Montgomery ilişkisi, ben mini bir anket yaptım. Dedim ki İkinci Dünya Savaşı deyince böyle favori komutanınız kim? Tabii 3 isim yazdım. İşte Montgomery yazdım, Patton'ı yazdım, Rommel'i yazdım. %70
8 tabii Rommel çıktı. Sonra Patton çıktı. Evet. Montgomery'e hiç oy gelmemiş. Yani böyle birkaç arkadaş da şey Guderian'ı falan da eklemiş. Ama ben şimdi Alman cenahından Rommel'i yazınca Guderian'ı falan eklemedim. Tabii onu ayrı tuttum. Dolayısıyla hani aslında Patton'a karşı bir ilgi de var. Yani en azından İkinci Dünya Savaşı meraklıları tarafından ki Kronik'ten de yine öyle güzel bir çalışma da var Patton üzerine. Yani bir ilgi var ama siz ne diyeceksiniz tabii? Yani siz hangi tarafı seçtiniz hocam? Yani Yani Rommel mi, Patton mu, Montgomery mi? bana sorarsanız ben yani bu konuda çok yorum yapmamayı tercih ediyorum isim gereği. Yani Peki, tamam, peki. şeyde yani Patton evet ilgi var. Patton çok karizmatik bir adam. Ve tam bir kovboy aslında Patton. Ve bu kovboyluğundan ötürü batıda ve hatta dünyada şey yapıyor yani çok fazla ilgi çekiyor. Tabii başarılı da bir asker. Yani onun tabii şeyine nasıl diyeyim? Yani biz şu an diğer özelliklerine çok da saygısızlık etmek istemiyorum ya da işte onları göz ardı ediyormuş gibi değilim ama kovboyluğundan ötürü çok büyük kumarbaz. Yani taarruzun sıklet merkezini bir yerde toplayıp hani diyor ki ya ben buradan vurdum diyor. Deniyor orada şansını. Hani vurursa evet vuruyor. Vuramazsa orada işte şeye düşüyorlar. Soruna sıkıntıya düşüyorlar. Mesela şeyde Sicilya çıkarmalarında mesela bu Siegfried hattı civarında falan böyle bir şey yaşanıyor. Ki orada da zaten hani Montgomery ile Patton böyle bir yani Monty diyor ki abi ne yapıyorsun? Hani Patton da diyor ki işte savaşıyoruz. Hani çok şeyle. Böyle şeyler var. Tabii yani şey bizde bu karizmatik delişmen ve atılgan insanlar genel olarak ilgi çeker ya. Yani tüm dünyada. Bir de kendine has bir karizması var Patton'un yani hani. Ondan dolayı Patton'un bu kadar böyle şey olması çok normal gayet. Teşekkür ederiz. Birkaç soru da geldi. Yani hep böyle benim hazırladığım sorular değil de biraz gelen Tabii. sorulara da yer vermeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir öğrencim var, Ömer. O da bir soru göndermiş. Demiş ki, neden müttefiklerin paraşütçüleri hedeflenen yerden 15 kilometre uzağa bırakıldı acaba diye bir soru gelmiş. Ya bu tamamen şeyden kaynaklı. Almanların hava savunma sistemlerinin güçlü olmasından kaynaklı. Evet, göklerin hakimi müttefikler ama yerde bir de işte hava şeyler, uçak savar silahları var ki Almanların teknolojide zaten ne kadar ileri olduğunu biliyoruz o dönemde de. Beklenti Market Garden sırasında beklenti Almanların yani artık hani çok gücünün kalmadıydı. Ama aslında beklediklerinden 4-5 kat daha güçlü bir Alman kuvvetiyle karşılaştı müttefikler. Daha güçsüz bir düşman beklediklerinden hazırlıkları da ona göreydi. Haliyle şeyin Alman mukavemetinden kaynaklı olarak o işte hatta şeyde de kardeşler takımında mesela ilk işte Normandiya'ya indirirlerken biliyorsunuz Winters vesaire bütün o izi ayrı ayrı yerlere düşüyor mesela. Hani daha atlama bölgesine gelmeden Dağılıyorlar. atlama bölgesine gelmeden mesela yeşil ışık yanıyor gibi düşünün. O işte çatışmanın oradaki savaşın şeyi, heyecanı, savaşın oradaki o atmosferi ve dediğim gibi Almanların beklendiğinden daha güçlü çıkmalarından kaynaklı. Yani o kadar dağılmalarının sebebi. Yani sürpriz SS tümenleri var. Ayrıca işte MG42'ler de mesela çok dikkat çekiyor. Yani hemen bu hem dizide hem de kitapta hemen aman diyor MG42 var falan. Bu da galiba şey yani ben çok o kadar hakim değilim sizin kadar Estağfurullah. ama bayağı önemli dönemin önemli silahlarından galiba. Çok yani bir devrim yaratmış silah diyebilirim. Ağır makineli tüfektir MG42 ve yani hani şimdi tam dakikada attığı mermi kapasitesini Evet. hatırlayamıyorum ama. Ben onu not almıştım. Hatta Ömer bana bahsetmişti. Eğer dinliyorsa o yazabilir. O kadar fazlaydı ki Evet. şimdi yanlış olmasın diye söyleyemiyorum. Ama notu da bulamadım. Neyse Ömer 600 yazarsa falan da şey herhalde yaparız. yanlış hatırlamıyorsam ama yani çok güçlü. Yani genellikle işte şöyle düşünün bir hücum dalgasını tek bir tetik darbesiyle indirebiliyorsunuz. O kadar güçlü. Ondan dolayı Evet. O da yani tabii şeylerin tabii çok büyük etmen. Yani işte, temelde aslında hem Almanların işte mukavemetinin temeli de şey yani bu ileri teknolojileri. Hava savunma sistemleri öyle kullandıkları işte 88'lik Tanklar flaklar. yine. Tanklar keza öyle. Yani hani sadece şeyde değil yani
nasıl diyeyim size, endüstride değil genel olarak bir devrim yaratıyor bu Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda kazanmak uğruna. Ha, bunu yaparken insanlıktan çıktıkları da oluyor, insanlığa karşı suçlar işledikleri de oluyor, oldu. Keşke olmasaydı. Ama hani somut verileri ışığında konuşursak, hani ben hani işin o boyutlarını hani gerçekten yani lanetliyorum, o insanlık suçlarıdır yaptıkları, ama işte bu deneyler vesaireler falan. Günün sonunda hani somut verilere baktığımız zaman orada insanlık gerçekten çok büyük bir sıçrama yaşıyor teknolojik manada. Hem tıp, hem askeri, hem işte hava, hem kara, her türlü şeyde ki zaten atom bombası da yine Almanların da çok yaklaştığı bir silahtı. Hani ama Allah'tan beceremediler. Evet hocam. Tabii Patton'a konuşunca şimdi gelen soru bir de Rommel oluyor. Yani askeri açıdan tabii değerlendirdiğimizde kıyaslayacak olursak askeri anlamda, teknik anlamında, tarz anlamında ne diyebiliriz? Şey vardı kitapta. Bir köpekleri vardı Monty'nin. Yani o çok hem çok sevimli hem de çok böyle şey yani ne düşüneceğini de insan tam bilemiyor. Hatta ben paylaşıp sordum acaba bu köpeklerin adı nedir diye. Hemen İlkin Başar hocam yorum yapmış. Çok basit yani demiş. Yani çok düşünmeye gerek yok demiş. Birinin adı Hitler, birinin adı Rommel tabii ki demiş. O yüzden de yani bu kadar da seviyor demek ki yani Rommel'i yani. Minnoş bir köpeğe koyacak kadar ismini diyeyim yani. Siz ne diyeceksiniz peki? Yani Bulursam resmini de göstereceğim bu arada. tabii yani aslında bir sevgiden burada bahsetmek çok da doğru değil bence. Bir Evet, ironi profesyonel yaptım aslında. anlıyorum. Yani şey diyeyim, yani mesleki olarak bir karşılıklı saygı var aslında. Yani bilhassa Montgomery işte kendi taktik karargahında şeyin işte burada Hitler ve Rommel Monty ile birlikte. Evet. İlkin hocam şey dedi, kucağındaki Hitler yanlış hatırlamıyorsam dedi, şu Rommel dedi. Tabii ben o Ama kadar ben tabii bilmiyorum ayrım hangisi. yapamıyorum. Yani İlkin Hoca öyle Ben de dediyse bilmiyorum doğrudur yani. ama İlkin hocam deyince evet şu Hitler arkadaşlar. İlkin hocam öyle söyledi. Bu Rommel. Şöyle tanıştıralım. Evet hocam buyurun. Yani dediğim gibi karşılıklı mesleki bir saygı var. Yani tabii Rommel'de hani bunu nasıl diyeyim, çok bilmiyoruz Rommel'in Monty'ye nasıl baktığını. Yani en azından ben bilmiyorum, öyle söyleyeyim size. Ciddiye alıyor Montgomery'yi ama hani şahsen ne hissediyor bilmiyorum. Ama Montgomery'nin Rommel'e karşı bir saygı beslediğini, bir dişli bir rakip olarak gördüğünü zaten biliyoruz. Dediğim gibi taktik karargahında, karavanında Rommel'in de portresi var. Şimdi bu iki general birbirinden çok farklı generaller. Yani bunları yani biraz ben elma ile armutu kıyaslamak gibi düşünüyorum. Rommel daha zırhlı muharebeye uygun, daha hızlı ve ani kararlar alan ve düşmanının zayıflığından sonuna kadar faydalanan bir general. Montgomery'de bu yok. Montgomery'de işte şu var, çok ihtiyatlı, çok durgun. Hani bütün parçaların istediği noktaya gelmesini bekliyor ve geldiği zaman asıl taarruzunu gerçekleştiriyor. Ondan dolayı yani bu tamamen aslında şeyin, gerek okurun yani bunu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Film seyrediyorsunuz, işte bir karakter size daha çekici gelmiştir, daha cazip gelmiştir. Neden? Çünkü onun özellikleri sizin hoşunuza gidiyordur. Bir başkasına da diğeri daha şey gelir. O yüzden tamamen okurum ve şeylerin, tarih severlerin hangi tarzı kendilerine daha yakın hissettiği ve ya da hangisini daha çok heyecanlandırdığına göre değişiyor aslında. Şu daha iyi ya da bu daha iyi demek. Ama ben yani Rommel'in elinde, Montgomery'nin imkanları olsaydı da böyle bir hani başa baş gerçekten böyle bir çarpışma izleseydik diye hani böyle istiyorum yani, geçmişte keşke böyle bir şey olsaydı yani. Tabii. Yani Afrika tabii zor bir coğrafya. Yani tankları yürütmek, bunların işte yakıt ihtiyacını karşılamak ki Süveyş Kanalı çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yani biz bunu aslında Birinci Dünya Savaşı'nda da yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yaşadık. Kıbrıs'ı 1878'de alınca İngilizler çok ciddi bir üs oluyor. Yani askeri üs haline geliyor. Dolayısıyla avantajları lojistik anlamda fazla. Yani dediğiniz gibi eşit olmadıkları için aslında çok da Evet, kıyaslayamıyoruz ama yani yine de merak edilen ha. konulardan olunca sormadan edemedim Yok, yani. estağfurullah. Yani hani kafa kafaya bir gelemediler. Yani ya işte Evet. mesela Kuzey Afrika'da işte ikmal problemi çıktı. Bir yandan Akdeniz'de İngiliz şeyi donanması sürekli
ikmal kollarını batırdı şeylerin, mihver devletlerinin, işte Almanların ve İtalyanların. Diğer taraftan bakıyoruz, Normandiya'da karşı karşıya geliyorlar aslında. Bu sefer de Hitler manyağı devreye giriyor. Komutanların hareket serbestliğini kısıtlıyor. Orada da aslında hani varlar ama yoklar gibi şeyler, Rommel falan. Ki yani orada D-Day çıkarmaları sırasında Almanların savunma tertibatını düzenleyen, hani sahillerdeki savunma tertibatını düzenleyen Rommel çok da yani başarılı bir iş çıkarıyor orada. Şeylerin, müttefiklerin o kadar da hani kolay çıkmasında önüne geçiyor ama işte bir tane onbaşı bütün büyük bir orduya böyle komuta etmeye çalışınca böyle sıkıntılar oluyor. Teşekkür ederim. Bir arkadaşımız yine bir soru yöneltmiş bize. Tam Kuzey Afrika ile alakalı olduğu için onu da Tabii. sormak istiyorum hocam size. Diyor ki Kuzey Afrika'daki savaşlarında Monty'nin döneminde metrekareye atılan bomba sayısında ciddi bir artış oldu. Carpet bombing taktiği, yanlış telaffuz etmediysem, bu Monty'nin ihtiyatlılığından mı yoksa ABD'nin sağladığı imkanlardan mı şeklinde bir soru gelmiş. Yani Afrika cephesinde ABD'nin rolü de belki Ya konuşulabilir. şeyde tabii Amerika Birleşik Devletleri aslında şeyin demokrasinin şeyi, cephaneliği olarak geçiyor. Arsenal of Democracy diye geçer. Savaş, tabii Amerikalılar savaşa girmeden önce de başladılar ikmal ve lojistik yardımlarını desteklerine, ama savaşa girdikten sonra tabii bu çok da arttı. Bunun da etkisi var. Ama asıl burada şey, çok güzel bir noktaya değinmiş soruyu soran arkadaş. Monty topçuların kullanımını merkezileştiriyor. Yani öncesinde Afrika'daki coğrafyadan kaynaklı olarak işte toplar daha geniş bir araziye yayılmışken, hani biraz daha Birinci Dünya Savaşı'ndaki o kullanımı hatırlatan bir şekle getiriyor Monty. Merkezden belli emirlerle belli noktalara yüksek tonajlı bombalar bırakıyorlar. Yani mermiler ateşliyorlar. Bundan dolayı bir anda Monty ile birlikte oradaki kullanılan şey sayısı da, tabii metrekareye düşen şey sayısı da artıyor tabii, mermi sayısı. Yani temelde işte hem Monty'nin taktiği hem de Amerikalıların devreye girmesi yani. Yavaş yavaş tabii söyleşimizin de sonuna geliyorum ama sona gelmeden önce nasıl bitti peki bu safahat? Yani Normandiya ile D-Day ile başlayan ve Market Garden'a uzanan bir safahat. Tabii Bulge Muharebesi de var. Onu da belki değinmek isterseniz. Nasıl bitireceğiz bu cepheyi, bu safahati? Daha sonra da şeyi de konuşuruz belki. Savaştan sonra Monty ne yaptı? Yani nasıl bir rol üstlendi? Tabii Bulge burada çok şey önemli, yani önemli diyeyim ve çok da bilindik bir şey, muharebe. Tabii bu şeyden sonrasında, yani hani onunla kalk darbesini dedim ya daha öncesinde, yani bir an önce o işi bitirme uğruna atılan şey adımlar ve ardından hiç beklenmedik Ardenler taarruzu geliyor Almanların. Asıl zaten ona sebebiyet veren de Ardenler taarruzu oluyor. Orada da taarruzun başında Piper var. Joachim Piper, benim bir önceki çevirdiğim kitap. Kendisinin biyografisi. Böyle birbirine de bağlayalım hemen. Almanların oradaki beklenmedik taarruzuyla tabii Amerikan hatları çok orada şey savunuluyor. Yani nasıl diyeyim size, çok zayıfça savunuluyor. Almanlar bunu şey yapıp fırsat bilip orada bir anda tabii çok Ardenler işlerinde çok ciddi bir ilerleme kat ediyorlar. Hatta Antwerp'i tehdit eder hale geliyorlar ki bu, yani taarruz çıkış hattından baktığınız zaman Antwerp yani bayağı bir mesafe. Ve bunu çok kısa sürede kat ediyorlar. Tabii sonrasında yakıt problemleri vesaire derken bir grup çok pardon, çembere aldıkları bir grup, orada büyükçe de bir grup Amerikan birliği var, birlikleri var. Sonrasında tabii onları imha edemiyorlar. Ki bunun sebebi bir yandan da işte Hitler'in Paris'e gidin demesiyle, yani Paris'e hedef göstermesi harekatın seyrini değiştiriyor. Böyle peş peşe hani şeyler geldikten sonrasında, yani hani işte yakıt bitiyor, yeni emir geliyor vesaire. Orada Patton geliyor. Şey, oradaki yarmayı şey çemberi yarıyor ve içerideki Amerikan birliklerini kurtarıyor. Bulge nihayetinde çok çetin geçmiş, yani Amerikalılar için o kış şartlarında çok zorluk yaşadıkları bir muharebe, bir dönem.
Yani bu sefahatle işte sonucunda aslında bugün de bir yandan bugünü seçmemin sebebi de ben hani bugünü size önermemin sebebi de şeydi. Batı Almanya'da pardon Kuzey Alman orduların teslim oluş günü bugün. Montgomery'ye bugün teslim oldular 1945'te. Bu sefahatte işte sonrasında Montgomery'nin yani o bütün o şaşalı İkinci Dünya Savaşı kariyeri Eisenhower'la ters düşmesi ve yani çok kötü ters düşüyorlar. Bayağı kavga ediyorlar. Nihayetinde kendisine sadece 21. Ordu grubu kalıyor. Onunla birlikte Kuzey Almanya'da daha böyle hani müttefiklere sıkıntı çıkarmayacak bir noktada görevlendiriliyor Monty. Sonrasında da zaten şeyi teslim alıp Alman birliklerini kayıtsız şartsız teslim alıp savaşı kendisi açısından bitiriyor orada. Sonrası zaten şey barış anlaşmalarının vesaire imzalanma süreci yani. O teslimiyet anlaşmaları. Bu şekilde safahat, askeri safahat en azından bitiyor. Peki hocam, askeri safahat bittikten sonra hani son sorum, sizi de daha fazla yormak istemiyorum. Estağfurullah. Savaştan sonra İngiliz ve Amerikan kamuoyunun bakış açısı nasıl olacak? Ya bugün tabii evet Margaret Gardner eleştiriliyor ama saygı duyulan da bir isim aslında Evet. Montgomery. Yani merak da edilen bir isim. Yani ilk üçe hemen söyleniyor. Montgomery var, Patton var şeklinde söylenen isimlerden bir tanesi. Nasıl bakıyorlar, nasıl karşılıyorlar? İngilizler kendisini tabii ki de yani taparcasını seviyor. Churchill'i de Çünkü çok seviyorlar zaten. Yani böyle dizilerde falan hemen bir Churchill fotoğrafı görüyorsunuz. Hiç alakası olmayan bir dizide bile Evet. yani. Böyle absürt bir dizide bile. Çok büyük adam Churchill İngilizler için ve yani İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan adamlardan da biridir yani Churchill. Churchill'ın inadı olmasa hani pek çok şey çok daha farklı olabilirdi. Mesela bu Normandiya çıkarmalarını ilkin Amerikalılar ve Sovyetler Mayıs 1942 Mayıs'ında anlaşıyorlar. İkinci bir cephe açalım. O da Avrupa'da olsun. Hani siz de devreye girin vesaire. Ve Amerikalılar bunu hazırlarken Churchill diyor ki abi yapmayın yani hani adamlar çok güçlü bizi döverler diyor. Sonrasında 1944 Mayıs'ına kadar ama şöyle ama böyle öteliyor. Bu noktada işte o geçen 2 sene içerisinde Almanlar tabii çok da güçten düşüyorlar. Rus steplerinde eriyorlar. Ve sonra yıkıp geçiyorlar mesela. Churchill o yüzden hani sadece İkinci Dünya Savaşı özelinde hani çok önemli bir adam. Ve aynı zamanda genel İngiliz tarihinde de yakın tarihinde de çok büyük bir isim. Yani o yüzden hani çok normal. Churchill Monty'yi de çok sever. Çok da tutmuştur yani. Çok da desteklemiştir. Çünkü işte hem şeyden dolayı o politik arka taraftaki politik şeylerden yani Churchill şeyin farkında. Güç ivmesinin o ibrenin daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydığının farkında. Bunun önüne geçmeye çalışıyor ve bunun önüne geçmeye çalışırken elindeki askeri anlamda en büyük kozu Monty. Ve yani İngilizler de Monty'yi şeyden sonra neydi? Büyük denizci İngiliz. Şu an adını hatırlayamadım. Çok özür diliyorum. Neyse şöyle Estağfurullah hocam. söyleyeyim. Kısaca yani gelmiş geçmiş en büyük ikinci komutanları olarak görüyor İngilizler Montgomery'yi. Ondan Bu dolayı arada İngiliz demeseydiniz ben Barbaros diyecektim. Barbaros Hayrettin Paşa diye atlayıverecektim. Allah'tan İngiliz dediğinizde susuverdim hocam. Orada bir pot kırmamı önlemiş oldum. Tarihçi olunca mıydı? böyle oluyor. Estağfurullah. Yani ben tarihçi de değilim bu arada. Ben hani hiç de tarihçi olarak kendimi şey Hayır. yapmıyorum da Yok. benim çevirmen Kendi adıma olarak söyledim. Hemen Barbaros geliyor aklıma çok benim denizci çok deyince. pardon, çok pardon. Hemen Siz kızım da şey der işte bakar ben de şeyi unuttum şimdi Yunan tanrısı var ki denizlerin kralı Poseidon. Poseidon. Poseidon'u görünce denizlerin kralı diyor ben diyorum hayır diyorum Barbaros Hayrettin Paşa falan hemen orada bir öğretmeye çalışıyoruz. O hastalık ben Evet. kimse uyarsa Barbaros diyorum refleks olarak ama İngiliz deyince olmadı Ya hocam buyurun. kusura bakmayın. Ben de hani tarihçi deyince bir an üstüme alındım. Çünkü genelde hani Yok estağfurullah. çevirmenlik yaptığımız için hani ilgileniyoruz tarihle ve hani genelde okurlarda bizim bir tarihçi olduğumuz izlenimi oluşuyor. Ben de hani hazır bir tarihçiyle burada sohbet ederken hiç öyle bir iddiamın olmadığını da hani altını çizmek Yok istedim yani hani. estağfurullah hocam. İngiliz cephesinde durum bu. Montgomery'yi çok seviyorlar. Yani doğal olarak. Ama şey cephesine geçtiğimizde, Amerika Birleşik Devletleri cephesine geçtiğimizde durum tam tersi. Çünkü müttefik yüksek komutanlığının çoğunun Amerikalı generallerden oluşması ve Montgomery'nin inatla sürekli
bıkmaksızın hepsiyle arayı bozması, başta Amerika, yani ordu içinde ve aynı zamanda Amerikan kamuoyunda kendisine karşı çok büyük bir öfke patlaması çıkarıyor. Yani hani doğmasına sebep oluyor diyeyim. Sonrasında tabii savaştan sonra kaleme alınanlar var. İşte Montgomery kendi hatıratında yazıyor. Verdiği röportajlar var. Hani bunlar da hep böyle kendisini ön plana çıkarmaya çalıştığı için yani bütün sanki böyle başarılar onun kendi başarısıymış. Mağlubiyetler ya da başarısızlıklar Amerikalıların beceriksizliğiymiş gibi lanse ettiği için tabii Amerika'da çok büyük bir öfke var kendisine. Bu hatta yani savaştan sonra da uzunca bir süre devam ediyor. Ama sonrasında zaman içerisinde tabii şeyler nasıl diyeyim dalgalar durulduktan sonrasında daha hani tarihi gerçeklikte işte belgeler ve orada yapılan gerçekler ortaya çıktıkça hani daha dengeli bir Montgomery şeyi portresi çiziliyor yani gerek işte İngiliz tarafında gerekse Amerikalılar tarafında yani hani bu şekilde yani hani kamuoyunun genel olarak bakışı bu. Zaten İngilizler çok kendisini çok sevdikleri için 1946'ydı galiba şey oluyor Genelkurmay Başkanı oluyor Montgomery İngiliz ordusunda. Genelkurmay Başkanlığını da çok beceremiyor. Çünkü biliyorsunuz artık şeyden sonra yani cephede bunca sene yaşadıktan, çarpıştıktan sonrasında bazı özellikleri kaybediyorsunuz. Yani Montgomery hiçbir zaman bir diplomat olmadı mesela. Ve şey Genelkurmay Başkanlığı da siyasiler, işte devlet adamları ve diğer işte halkla birebir görüşmesi gereken ve o arada bir denge kurması gereken bir kişinin denge kurması gerektiği bir pozisyon. Bunda o diplomat özelliği olmadığı için bunda bir problem yaşadı. Sonrasında bir süre sonra zaten o istifa etti. İşte NATO'nun öncülüğünde göreve başladı. Sonra NATO oldu vesaire o teşkil derken en son emekli oldu. Bir 18 sene mi 15 sene kadar falan böyle güzel bir emeklilik hayatı yaşadı yani. Çok teşekkür ederim. Evet, Churchill deyince hemen şey geldi aklıma. Müthiş bir konuşması var ya. Yani ben size kan ve gözyaşı vaat ediyorum diyor. Her yerde savaşacaksınız, Evet. denizlerde, işte tepelerde. Bu da çok etkili oluyor. Hatta şey Goebbels bile konuşmalarını dinliyor yani propaganda amacıyla. O da Tabii. ilgimi çekmişti. Churchill deyince hep aklıma o gelir. Ben de Çok. onu bir paylaşmak istedim yani. Sevilen bir isim kendisi. Öyle. Şöyle kitabı tekrar göstereyim. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle. Hem size hem de gelen izleyicilere. Ben de bir şeye hazırlanırken, canlı yayına hazırlanırken fark ettim ben kitabım yok bende.